MIT Açık Ders Malzemeleri, Liner Cebir 1806, 26. Ders. Pekala, bu derste karmaşık sayılar devreye giriyor. Karmaşık sayılar bu dersin içine girmiştir. Çünkü... Gerçek bir matris dahi karmaşık özdeğerlere sahip olabilir karmaşık sayılarla öz değerler ve karmaşık öz vektörlerde karşılaştık. Ve biz veya bu büyük olasılıkla öz değerler ve öz vektörlerle ilgili birçok yapmamız gereken şey var. Ve bu çoğunlukla gerçek olacak. Fakat bir yerde bir noktada sayılar karmaşık olduğunda ne yapacağımızı da görmemiz gerekir. Vektörler karmaşık olduğunda Matrisler karmaşık olduğunda ne olur? İkisinin iç çarpımı nedir? İki karmaşık sayının skaler çarpımı nedir? Değişiklik yapmak zorundayız. Sayılar karmaşık olduğunda değişiklik ne olur görelim. O halde karmaşık sayıların en önemli örneğini size söyleyebilir miyim? O Fourier matrisinde gelir. Böylece birazdan tanımlayacağım Fourier matrisi bir karmaşık matristir. Şüphesiz o en önemli karmaşık matristir. Fourier dönüşümünde ihtiyacımız olan matristir. Ve gerçekten hızlı Fourier dönüşümü olarak adlandırılır. Size söylemek istediğim özel şey ve herkes ondan FFT olarak bahseder. Ve hemen hemen bütün bilgisayarlarda vardır ve kullanılır. Biz burada konuşurken binlerce yerde kullanılıyordur. Çünkü dönüştürülmüş bütün endüstriler gibi Fourier dönüşümünü hızlı yapabilmek. Bu da çarpım demek. Şu matrisle hızlı nasıl çarpabilirim? Şu N'ye N, -Y -N -E matrisle. Normalde N'ye N, -Y -N -E matrisle çarpımlarda normal olarak N kare çarpım olur. Çünkü n kare bileşenim vardır ve hiçbirisi de sıfır değildir. Bu bir tam matristir. Ve dik sütunları olan bir matristir. Demek istiyorum ki o en iyi matris gibidir. Ve bu hızlı Fourier dönüşümü, Fourier dönüşümünün işlemleri yavaşlattığı bu n kareyi n log n'ye düşürür. n log n. Aslında iki tabanlı logaritma. Ve bu noktada bu duruma ulaşıldığında büyük bir fark sağlanmış olur. Herkes yavaş yavaş anladı ki bu basit fikir göreceksiniz ki sadece basit bir matrisi çarpanlara ayırma işi ama bu her şeyi değiştirdi. Tamam. Böylece geçen seferden biraz özetleyerek karmaşık vektörler ve matrisler hakkında özellikle de Fourier matrisi hakkında genel olarak konuşmak istiyorum. Olan ne ki? Tamam. Temel nokta uzunluk hakkında ne diyebiliyoruz? Bir vektör veriliyor. Bir x vektörüm var. Veya bir an için karmaşık olduğunu hatırlatması için ona z diyeceğim. Fakat ben daha sonra bileşenleri x olarak adlandıracağım. Hepsi karmaşık sayılar olacak. Fakat o bir vektör z1, z2, zn'ye kadar. Böylece tek yenilik artık onun rn'de olmadığı. O karmaşık n boyutlu uzayda. Bu sayıların her biri karmaşık sayı. O halde bu z, z1, cn'de rn yerine n boyutlu karmaşık uzay. Böylece sadece orada farklı bir harf. Ama şimdi onun uzunluğu ile ilgili nokta nedir? Uzunluğu ile ilgili olarak Z devrik Z işe yaramaz. Z devrik Z eğer buraya yalnız Z devrik yazarsam Z1, Z2, Zn'ye kadar olacak. Şu çarpmayı yapmam bana doğru şeyi vermez. Neden vermez? Çünkü uzunluğun karesi pozitif olmalı. Ve eğer çarparsam bunu 1 ve i gibi kabul edelim. Bileşenleri 1 ve i olan vektörün uzunluğu nedir? Eğer bunu yaparsam böylece n 2'dir. C 2 değil. 2 boyutlu karmaşık uzayda ve vektörümün bileşenleri 1 ve i. O halde 1 çarpı 1 ve i çarpı i'yi alır ve toplarsam z devrik z 0 olacaktır. Fakat bileşenleri 1 ve i olan vektörün uzunluğu 0 değildir. Bu çarpım gerçekte istediğim z1 eşlenik z1'dir. Z1 eşlenik Z1'i hatırlıyorsunuz. Görüyorsunuz ki ilk adım Z1 eşlenik Z1'dir. Bu da Z1'in uzunluğunun karesidir. Ki bu da benim istediğimdir. Bu 3'ün karesi veya 5'in karesi gibidir. Şimdi eğer Z1 i ise... O zaman eksi i ile çarptığımda 1 artı 1 verir. Böylece uzunluğun bileşeni, i bileşeni modülünün karesi artı 1'dir. Bu çok iyi. O halde yapmak istediğim şey aradığım z1 çizgi z1, z2 çizgi z2, zn çizgi zn. Ve hatırlayın ki bunun karmaşık eşlenik olduğunu hatırlıyorsunuz. Böylece anlatılmak istenen şudur. Şimdi işe yaramaz dediğimi siliyorum. Ve işe yararı yazıyorum. Çünkü bu şimdi sıfır vektörü için sıfır sonucunu veriyor. Doğal olarak aynı zamanda herhangi bir diğer vektör için pozitif uzunluğun karesini verir. O halde bu uzunluğun doğru tanımıdır. A esasında mesaj her zaman devriğini aldığımızda aynı zamanda karmaşık eşleniğini de almamızdır. Şimdi bir i'nin uzunluğunu bulalım bir i vektör yani z yani z bu vektör. Şimdi birin eşleniğini alıyorum. Bir i'nin eşleniği eksi i. Bu vektörü bir eksi i alıyorum. Bir artı bir elde ederim. İki bulurum. Şu bir vektör ve şu vektörün uzunluğu 2'nin karekökü. Karekök 2 bizim uzunluğumuz. Ve onu 1 eksi i'nin karesinden elde edeceğim. Sıfır değil. Tamam. Böylece gerçek mesaj her ne zaman devrik alırsak aynı zamanda eşleniğini de almamız gerekir. Böylece sembol bu. Her ikisinde yapmak için bir sembol. Bu H sembolü adı her mit olan kişiyi temsil eder. O gerçekte H'yi telaffuz etmemiştir. Ama biz telaffuz edelim. O halde buna Z, hermitasyon Z diyelim bu kelimeyi yazayım. Onun adı Hermit'tir. Ve o halde biz onu Hermitasyon sıfatına dönüştürürüz. Böylece Z Hermitasyon Z, Z H Z. Tamam. Böylece şu uzunluğun karesidir. Şimdi iç çarpım nedir? Bakalım o uyum sağlamadı. İki vektörün iç çarpımı. Bu yüzden iç çarpım artık y devrik x şeklinde kullanılmıyor. O gerçek vektörler içinde. Karmaşık vektörler için her zaman devriğini alırsak aynı zamanda eşleniğini de alırız. Böylece o y hermitasyon x olur. Tabii ki o artık genellikle gerçek değil. Yani iç çarpım genellikle karmaşık sayı olacaktır. Fakat y ve x aynıysa onlar aynı z ise o halde z, h, z'miz var demektir. Bu uzunluğun karesine sahipiz. Bu da bizim istediğimiz olur. Bir vektörün kendisiyle iç çarpımı uzunluğunun karesidir. Böylece bize dayatılıyor bu. Çünkü bizi bu mecbur ediyor. Peki bu z Herkes bunun neye eşit olduğunu kavruyor. Bu z1 kare artı zn kare. Yani uzunluğun karesi olur. Ve bu bize uygun olan iç çarpımdır. Böylece şimdi bu bir karmaşık sayı olabilir. Bir değişiklik daha. Şey, iki değişiklik daha. Simetrik matris fikrini değiştirmemiz gerekir. Simetrik matrisleri kısaca özetleyeceğim. Simetriğin anlamı A devrik A eşit. Fakat eğer A karmaşıksa bu işe yaramaz. O halde gerçek matrislere kusursuz olarak uygulanan bu şeyi ne ile değiştiririz? Fakat şimdi benim matrislerim karmaşık olsaydı eşlenik devreinin a'ya eşit olmasını isterdim. İşte bu simetrinin karmaşık uzaylardaki karşılığıdır. Şimdi simetrinin anlamı devreğini aldığımda köşegenin etrafında sayılar çevirmek ve eşleniğini almak demektir. Örneğin burada bir örnek olacaktı. Köşegen üzerindekiler gerçek olursa iyi olur. Çünkü çevirdiğimde köşegen hala olduğu yerde kalır ve sonra karmaşık eşleniğini aldığımda hala orada olmalı. Bu yüzden gerçek olsa iyi olur. 2 ve 5 olsun diyelim. Köşegen dışındaki elemanlar için ne demeli? Eğer bu eleman diyelim ki 3 artı i ise o halde bu eleman ne olursa iyi olur. Çünkü bu ne olursa olsun devreğini aldığımda burada ortaya çıkacak ve eşleniğini alacağım. Böylece orada 3 eksi ihtiyacım var. O halde simetriye karşılık gelen ama karmaşık elemanlı bir matris var. Ve bu matrislere hermitiyon matrisler denir. Hermitiyon matrisler. A, H eşittir A. İyi. Tamam. Bu matrisler gerçek özdeğerlere ve dik özvektörlere sahiptir. Dik'in anlamı nedir? Dik'in anlamı, et çarpım. O halde dike geri dönelim. Bakalım, dik vektörlerim varsa örneğin onlar Q1, Q2, Qn'ye kadar olsun. Yani Q benim dik için kullandığım harftir. Aslında ben genellikle aynı zamanda birim uzunluklu vektörleri kastederim. Böylece bunlar dik birim vektörlerdir. Ama şimdi böylece bu birim dik taban hala bu kelimeleri kullanacağım. Fakat diki nasıl hesaplarım? Dik olmayı nasıl kontrol ederim? Bunun anlamı QE ile QJ'nin iç çarpımı. Fakat şimdi yalnız devriğini değil eşleniğini de almalıyım. Doğru. IC'ye eşit değilse 0 ve IJ'ye eşitse 1 olur. Böylece o bir birim vektördür. Birim uzunluğu olan dik, bütün açılar dik açı. Fakat bunlar karmaşık N boyutlu uzayda açılardır. O halde bu Q1, QE çizgi devrik. Veya kısaca QE HQJ. Böylece hala doğru olacak. Bunlardan tekrar bir matris oluşturmama izin verin. Bu Q'lar matrisin sütunlarında olacak. Q2, Qn'ye kadar. Aynı daha önce yaptığım gibi bunları matris diline dönüştürmek istiyorum. Bunun anlamı nedir? Bunun anlamı bütün bu iç çarpımlara ihtiyacım var. O halde Q'nun bu sütunlarını alıyorum. Satırlarıyla çarpıyorum. Bu Q'ydu. Q devrik Q eşit I olarak kullanılmıştı değil mi? Bu bir dik matristi. Ama ne değişti? Şimdi bunlar karmaşık vektörlerdir. Onların iç çarpımları birinci çarpanın eşleniğini almayı gerektirir. Böylece bu değil, bu Q devriğin eşleniğidir. O Q çizgi devrik Q'dur. QH. O halde buna QHQ -Q diyelim. Bu da I'ye eşit. Böylece bu bizim yeni. Görüyorsunuz ki sadece tercüme ediyorum. Kitap bu sayfada RN'de gerçek durumda geçerli olan sözcüklerin karmaşık vektör uzayı CN'deki karşılıklarını veriyor. Tabii ki CN bir vektör uzayıdır. Çarptığımız sayılar şimdi karmaşık sayılardır. Sadece karmaşık n boyutlu uzaya taşıyoruz. Tamam. Şimdi Gerçekte bu matrisler için simetrik kelimesini hermitiyona değiştirdiğimizi söylemeliyim. İnsanlar bu dik kelimesini karmaşık matrislerde de kullanılabileceğini ima etmek amacıyla yeni bir üniter kelimesine değiştirmişler. O halde üniter matris nedir? Ki orada karmaşık matrislerle ilgilenmemiz mümkündür. Tam dik matris gibidir. A1 bir kare birim dik sütunlu n y n matris dik sütunlara birim vektörlere sahip. Birim vektörler hesaplanır ve diklik devriğin yanı sıra eşleniğin de gerektiği hatırlanarak hesaplanır. Tamam. Böylece kelimeler bunlar. Şimdi dersin özüne ...bu matrislerden biri olan en ünlü karmaşık matrise girmeye hazırım. Dik sütunlara sahiptir. Ve ona furiye dönüşümünden geldiği için Fourier ismi verilmiştir. İşte bu hepimizin etrafındaki matristir. Tamam. Öncelikle... N'ye N'lik durumda ne olduğunu söyleyeyim. Sonra N'yi çoğunlukla 4 alacağım. Çünkü 4 çalışmak için uygun bir büyüklüktür. Fakat N'ye N Fourier matris burada. Birinci sütun birlerin vektörüdür. Tabii ki N'ye N'dir. İkinci sütun kuvvetlerden oluşur. Aslında bir yarım saat için matematik bölümünden elektrik mühendisi bölümüne gitsem iyi olur. Ve sonra lütfen geri dönmeme izin verin. Tamam. Bu iki bölüm arasındaki fark nedir? Fark, matematik saymaya birle başlar ve elektrik mühendisleri sıfırla başlar. Aslında onlar çoğunlukla haklılar. Her neyse. Böylece bu aslında sıfırlar sütunudur. Ve n-1'e kadar birinci sütun ki n-1 elektrik mühendisliğinde uygun olmayan yerdir. Bütün bu ifadeler sıfırla başlar. Sorun değil. Fakat n-1 de son bulur. İyi. Bu ders altının zorluğudur. Peki onlar W diye adlandıracağım sayının kuvvetleridir. W kare, W küp. Şimdi buradaki kuvvet nedir? Bu sıfırıncı kuvvet, birinci kuvvet, ikinci kuvvet. Bu N eksi birinci kuvvet olacak. İşte sütunumuz. Sonraki sütun nedir? O W karenin kuvvetleridir. W üzeri 4, W üzeri 6, W üzeri 2, N eksi 1. Ve sonra daha çok sütun ve daha fazla sütun ve daha fazla sütun. Ve son sütun nedir? O neyin kuvvetleridir? Görelim. Biz aslında eğer satırlara bakarsak bu matris simetriktir. O mükemmel anlamda değil, eski anlamda simetriktir. Mükemmel değil. Çünkü bu sayılar karmaşıktır. Ve o halde birinci satırın tamamı birlerdir. 1 W W kare W üzeri N eksi 1'e kadar. Bu son satır W üzeri N eksi 1'in kuvvetleridir. Böylece bu şununla uyuyor. Ve son olarak burada W üzeri bir şey elde ederiz. Tahmin ediyorum ki o bir şeyin ne olduğunu belirleyebiliriz. Bu matrisin elemanları nedir? Bu matrisin i, j'nin c elemanı, i'yi sıfırdan n eksi 1'e kadar değiştirmeme izin verin. O halde i ve c 0'dan n eksi 1'e kadar değişir. Böylece sıfıra sıfır elemanı 1'dir. Bu tam olarak aynı w'nin i çarpı j'nin kuvveti. Görelim. Bu arada formülleri atlıyorum ve w'nin ne olduğunu size söylemeliyim. Ve bu takdirde bu matrisle ilgili her şeyi bileceksiniz. Böylece W ve I. Bu bitirebilir miyiz? Bu nedir? Bu N-1, N-1 elemanıdır. Bu W üzeri N-1'in karesidir. Buradaki her şey karma karışık duruyor. Çünkü biz çok kötü değil. Çünkü bütün elemanlar W'nin kuvvetleridir. Orada hiçbirisi sıfır değildir. Bu bir tam matristir. Fakat W çok özel bir sayıdır. W, n'inci nin kuvveti 1 olan özel sayıdır. Gerçekte e aslında. Bunun gibi n sayı var. Tabii ki onların birisi 1'dir. Fakat bizim istediğimiz W açısı 2 pi bölü n'dir. Ben bunu mu demek istiyorum? N bölü 2 pi. Hayır. 2 pi bölü N. W ve E üzeri i ve açı 2 pi bölü N. Doğru. Karmaşık düzlemde bu W nerededir? O birim çember üzerindedir değil mi? Bu 2 pi bölü N'nin kosinüsü artı i çarpı 2 pi bölü n'nin sinüsü. Fakat aslında bunu unutun. Kuvvet aldığımızda gerçek ve sanal kısımlarla çalışmak asla iyi değildir. Kartezyen koordinatlarda. Bunun 10. kuvvetini almak ne yaptığımızı asla bilemeyiz. Bu formun 10. kuvvetini aldığımızda hemen ne yaptığımızı görürüz. E üzeri i20 pi bölü n olacaktır. Böylece matrisimiz tamamen kuvvetlerle dolu olduğunda o bu formüldür. Bu karmaşık düzlemde nerededir? Gerçek sayılar buradadır. Sanal eksen budur. Bir yarı çaplı birim çember buradadır. Ve bu sayı bu açıyla birim çember üzerindedir ki bu da tam dönmenin n'de biridir. Örneğin n eşit 6'yı çiziyor olsaydım bu e üzeri 2 pi, 2 pi bölü 6. Bu tam dönmenin altıda biri olacaktır. 60 derece olacaktır. Ve W kare nerededir? Bu durumda benim W E üzeri 2 pi bölü 6'dır. Bu 6'ya 6, 6 Fourier dönüşümüdür. Ve bu tamamen bu sayı ve onun kuvvetleriyle inşa edilmiştir. O halde onun kuvvetleri nedir? Ha, i̇yi, onun kuvvetleri birim çember üzerindedir. Çünkü bir sayının, bir karmaşık sayının karesini aldığımda onun mutlak değerinin karesini alırım. Bu da bana tekrar biri verir. Bütün kuvvetler birim çember üzerindedir. Ve açı 2 katına çıkar, 120 olur. Böylece W kare burada, W küp burada, W üzeri 4 burada, W üzeri 5 burada ve W üzeri 6 buradadır. Beklediğimiz gibi W üzeri 6 tekrar 1'e geliyor. O halde bunlar 6, bana TV'de söyleyebilir miyim? 1'in 6. dereceden kökleri ve bu ilkeli diyeceğiz. İlki W'dir. Tamam. Değiştireyim. Büyük olasılıkla N eşit 4'e döneceğimi söylemiştim. Bunun için W nedir? 1'in 4. dereceden köküdür. W üzeri 4 1 olacaktır. Şimdi W E üzeri 2 pi i e bölü 4 olacak. Bu nedir? Bu E üzeri i e, pi bölü 2'dir. Bu birim çemberin etrafında çeyrek dönmedir. Bu tam tamına i'ye eşittir. Tam dönmenin çeyreği. Ve yeteri kadar eminiz ki i'nin kuvvetleri i kare ki eksi 1'dir. i küp eksi i'dir. Ve son olarak i üzeri 4 1'dir. Değil mi? O halde w, w kare, w küp, w üzeri 4 var. Bu 4'e 4 halinde. Onu daha açık görmek amacıyla Fourier matrisini yazmak için hazırım. Burada onu yapalım. F4 tamam. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, W, A. Bu i olmalı. i kare. Bu eksi 1. i küp eksi i olur. i kare ve i küp de yazabilirdim. Emin olmak için neden tam olarak modeli görmeyelim? i kare, i küp, i kare, i küp, i dördüncü, i altıncı, i6. ve i9. kuvvetleri. Üslerin bu hoş şekilde düştüğünü görüyorsunuz. Üs her zaman sıfırdan başlamak üzere satır sayısı çarpı sütun sayısıdır. Tamam. Ve şimdi eğer isterseniz bu sayıları yerine koyabilirim. 1, 1, 1, 1, 1, i, eksi 1, eksi i, 1, eksi 1, 1, eksi 1 ve 1 eksi i eksi 1 i. Hayır. Evet. Tamam. Bu matrisin için oldukça dikkate değer olduğunu düşünüyorum. Bu 4 noktalı Fourier dönüşümünden gelen 4'e 4 bir matristir. Fourier dönüşümünü bulmak istersek 4 bileşenli bir vektörün 4 noktalı Fourier dönüşümü bu F4 veya F4'ün tersiyle çarpmak isteriz. Bir yönde dönüşümü alıyoruz. Bir yönde de ters dönüşümü alıyoruz. Aslında onlar oldukça yakındır ki ikisini karıştırmak kolaydır. Bu matrisin tersi de hoş bir matris olacaktır. Peki bu tabi ki sanıyorum Fourier bunu biliyordu. O bu matrisin tersini biliyordu. Göreceksiniz ki bu sadece sütunların dik olması gerçeğinden geliyor. Sütunların dik olması gerçeğinden tersin ne olduğunu çabucak belirleyeceğiz. Fourier'in bilmediği, gözlemlemediği neydi? sanıyorum. Gauss bunu gözlemlemişti fakat ne demek istediğini yeterince anlatamadı. Ve sonra ortaya çıkan önemli gerçek şuydu ki bu matris oldukça özeldir. Öyle ki onu çok fazla sıfırlı hoş parçalara ayırabilirsin. Bu çarpanlar çok sayıda sıfıra sahiptir ve onunla veya tersiyle çok çok hızlı çarpabilirsin. Tamam. Fakat derse bu öncelikle nasıl girdi? Çünkü sütunlar diktir. Bu matrisin sütunlarının dik olduğunu hemen kontrol edebilir miyim? Böylece şu sütunun şu sütunla iç çarpımı sıfırdır. Birinci sütunun üçüncü sütunla iç çarpımı sıfırdır. 2 ve 4'ün İç çarpımı ne durumdadır? İkinci sütunla dördüncü sütunun iç çarpımını yapabilir miyim? Veya hatta 2 ile 3'ün iç çarpımını görelim. 2 e, ve 4'ü yapayım. Tamam. Tamam. Ne? Ha, görüyorum. Yani bu iki sütunun dik olduğuna inanıyorum. Böylece onların iç çarpımını yapayım ve sıfır elde etmeyi ümit edelim. Tamam. Şimdi eğer bu dersin ilk yarısını dinlemediyseniz şu anınla şunun iç çarpımını aldığınızda 1 bir ile 1'i biri... i ile eksi i'yi çarpacaktınız. Ve bu 1 verecekti. Eksi 1 ile eksi 1 bir başka 1 verecekti. Eksi i ile i eksi i kare olacaktı. Ve bu da başka bir 1. Sütunların iç çarpımlarını sonuçlandırabilir miyim? 2 ve 4. sütunları söyledim. Bunların 1 ve 3. sütunları olduğunu unuttum. Onların iç çarpımıyla ilgileniyorum. Ve 0 olmasını umuyorum. Fakat 0 gibi durmuyor. Buna rağmen 0'dır. Bu sütunlar diktir. Neden? Çünkü iç çarpımda eşleniğini de almalıyız. İç çarpımda vektörlerden birinin eşleniğini alacağını hatırlıyor musunuz? O halde eşleniğini aldığımda bu i'yi eksi i'ye değiştirir. Bunu artı i'ye değiştirir. Bu onları değiştirir. Buradaki ikinci işaret ve buradaki dördüncü işaret ve sıfır elde ederim. Böylece bu sütunlar diktir. O halde sütunlar diktir. Onlar tam olarak birimlik değil. Fakat bunu kolayca düzeltebilirim. Bu sütunların hepsinin uzunluğu 2'dir. Uzunluğun karesi 4'tür. Bunun gibi. Oradaki 4, bu uzunluğun karesi 1 artı 1'in karesi, 1'in karesi, 1'in karesi, 1'in karesi, karesi 4'tür. Ve karekökü 2'dir. O halde eğer gerçekten onları istersem, hayatı gerçekten düzeltmek istediğimi varsayalım. 2 ile bölebilirim ve şimdi gerçekten birimlik sütunlara sahibim. Yani ne? Böylece hemen tersini alabilirim, değil mi? Birimlik sütunların anlamı. Şimdi bir an için bu yarımı burada tutuyorum. Demek ki F4 hermitiyan. Şunu kullanabilir miyim? Eşlenik devrik çarpı F4 I'dır. Böylece tersinin ne olduğunu görüyorum. F4'ün tersi tam dik matris gibi. Tersi devriğidir. Burada tersi devriğinin eşleniğidir. Peki, iyi. Bu bana F4 hakkında öğrendiğim iyi bir şeyin aynısını tersi hakkında benzer bir gerçeği öğrendim. Çünkü onun tersi tam olarak devrinin eşleniğidir. Tamam, şimdi iyi olan nedir? Bakalım. Öncelikle sütunlar diktir. O halde bu anahtar gerçektir. Bu tersini kolay yapan şeydir. Fakat hızlı furiye dönüşümüne götüren özellik nedir? Öyleyse şimdi bu son dakikalarda hızlı Fourier dönüşümü hakkında konuşalım. Ne fikir burada. F6 bizim 6 yattı matrisimiz. Yarısı büyüklüğündeki F3 ile düzenli bağlantısı vardır. F8'in F4 ile bağlantısı vardır. F64'ün F32 ile bağlantısı vardır. Bu bağlantının ne olduğunu yazabilir miyim? F64'ün F32 ile bağlantısı nedir? F64, 64'e 64'lük bir matris olup W'si 1'in 64. köküdür. F64'teki W tam dönmenin 64'te biridir. Ve o F32, 32, 32 matristir. Hatırlayın. Onlar farklı büyüklüktelerdir. Veya 32'ye 32, 32 matrisinin W'si 1'in 32. dereceden köküdür. Bu da 2 katıdır. Anahtar noktayı görüyorsunuz. Yani 32 ve 64 W'lerle nasıl bağlantılı olduğunu. 64 için W yolun 64'te biridir. Böylece bütün söylediğim eğer W 64'ün karesini alırsam bu 1 bölü 64 için kullandığım W veya bu W 2 pi bölü N böylece W 64 çevrenin 64'te biridir. Onun karesini alırsam ne elde ederim? Yalnızca W 32 değil mi? Eğer bu matrisin karesini alırsam Açıyı iki katını çıkarırım. W32 elde ederim. Böylece bir şekilde F32 ile F64'ün bağlantısıyla ilgili küçük bir ümit vardır ve bağlantı budur. Tamam, geri döneyim. Evet, burada yapacağım. Bağlantı budur. F64. 64'e 64'lük furya matrisi F32'nin iki kopyasıyla bağlantılıdır. Bağlantı için küçük bir boşluk bırakayım. Bu 64'e 64'lük. Bu aynı büyüklükte bir matris. Çünkü onda F32'nin iki kopyası ve iki sıfır matrisi var. Bu sıfır matrisleri anahtardır. Çünkü bu matrisle çarparsam aynı düzgün çarpımdaki gibi 64'ün karesi kadar küçük çarpımları yapacaktım. Fakat bu matrisin yarısı sıfır. İyi. Ha, tabii ki x eşit değil. Eşit işaret koyacağım. Fakat doğru yapmak için bir buraya, bir buraya bazı çarpanların ayarlanması gerekir. Bunun güzelliği bu ayarlanan çarpanların gerçekten hemen hemen tamamının sıfırlar olması. Bu formülü doğru elde eder etmez nasıl 64'ün karesi kadar hesaplamadan burada orijinal 64'ün karesi hesaplama vardı. Fakat bu bize verecek bu kadar ihtiyacımız yok. Yalnızca 2 çarpı 32'nin karesi hesaplamaya ihtiyacımız olduğu mükemmel bir fikri verir. Çünkü şunun iki katına sahibiz. Ve artı ayarlama. O halde bu ayarlama matrisinde ne olduğunu söylemeliyim. Aslında sağdaki bir permütasyon matrisi. Çok basit bir tekler ve çiftler permütasyon matrisi. Ortaya çıkan birler Yeteri kadar bir koymadım. Gerçekten bunlardan 32 tanesine ihtiyacım var. İki boşluk ve sonra... Onu görüyorsunuz. O bir permütasyon matrisi. O halde o ne yapar? O halde bu P matrisi bir vektörle çarpılırsa ne yapar? Tekleri alır. Önce çift numaralı bileşenlere ve daha sonra tekleri alır. Bunu görüyorsunuz. Bu her defasında atlayarak x0, x2, x4, x6'yı seçecek. Ve sonra aşağıdaki gelecek x1, x3, x5'i seçecek. Ve tabii ki bu donanımlı bir bilgisayarda şipşak yapılabilir. Bu şunu söyler. Bu o ana kadar ne söylemiş olduk? Biz 64'e 64 Fourier matrisinin gerçekten ayrıştırıldığını söylüyoruz. Vektörünün tekleri çift ve tek bileşenlerini ayır. Sonra bu ayrılanlara 32 büyüklüklü Fourier dönüşümünü uygula. Ve sonra da parçaları tekrar bir araya getir. Böylece bu parçalar bu parçalar bir araya getirilirse I ve 1 köşegen matris ve I eksi aynı köşegen matris haline gelir. O halde ayarlama maliyeti gerçekten bu köşegen D matrisiyle çarpmaktır. Çünkü esasında I bölümünde veya permütasyon bölümünde maliyet yoktur. D köşegen olduğundan esasen ayarlama maliyeti 32 çarpıma eş değerdir. Orada görüyorsunuz ki tabii ki formülü kontrol etmedik veya hatta henüz D'nin ne olduğunu söylemedik. Fakat söyleyeceğim. Bu köşegen D matrisi W'nin kuvvetleridir. Bir W, W kare, W üzeri 31'e kadar Böylece görüyorsunuz ki ben D ile çarpma yaptığımda 32 çarpma yapmam gerekir. Fakat diğeri daha ciddi çalışma. 2 kez F32 ile ayrı ayrı çift numaralı ve tek numaralı bileşenlerle çarpma yapmaktır. Böylece 32'nin karesinin 2 katıdır. Şimdi 64'ün karesi gitti ve bu yeni sayıdır. Tamam iyi. Fakat sonraki nedir? Böylece şimdi ana hususu elde ettik. Eşlemleri kontrol etmek zorundayız. Ama bu sadece doğru olarak ortaya çıkan birçok toplamı kontrol etmektir. Bu doğrudur. Hızlı Fourier dönüşümünü doğru şekilde görmek veya onu görmenin bir doğru yoldur. O halde bir sonraki fikrin ne olduğunu görmeniz gerekir. Bir sonraki fikir 32'leri bölmektir. Bu 32'leri bölmek. Bu çarpanımız var ve şimdi o F32'miz var. Halbuki bu buradaki bir parçaya F16, F16 ayrılır. Her biri F32, iki tane F16 kopyasına parçalanır. Ve sonra bir permütasyonunuz var. Böylece bu 64 büyüklüklü permütasyon gibidir. Bu 32 büyüklüklü bir permütasyondur. Sanıyorum ona 2 kez sahip olacağım. Sadece aynı fikri tekrarlı olarak kullanıyorum. Bu F32'lerin her birinde tekrarlı anahtar kelimedir. Burası 00 tam olarak F32'nin elde edildiğindeki gibi. Bu tek çift permütasyonlar gördüğünüz gibi bu permütasyonların bir kombinasyonu ve bu şey çiftleri birbirleri ayırır. Çift çiftler yani 0 4 8 16 ve çift tekler yani 2 6 10 14 ve sonra tek çiftler ve tek tekler. Görüyorsunuz ki bu permütasyonlar birlikte vektörümüzü x'e, çift çifte ve 3 diğer parçaya böler. Bunlar F16 ile ayrı olarak yapılan 4 parçadır. Bu I'lar ve D'ler ve I'lar ve eksi D'lerle ayrı ayrı ayarlanır. Böylece bu sayı azaltılır. Bu sayı şimdi neye indirgenir? Bu gidecek. Çünkü 32'nin karesi bu benim yaptığım değişiklik değil mi? 32'nin karesi şimdi indirgenen budur. Hala bende onun katı var. Fakat şimdi 32'nin karesi nedir? 2 16'nın karesi artı 16'nın yerine ortadan kalkmıştır. Ve sonra orijinal 32 sabitlenmiştir. Belki ne olduğunu görüyorsunuz. Hatta bu formülden daha kolay olan tekrarı ardarda yaparken ortada daha daha basit çarpanlar elde ediyorum. Sonunda 2 nokta veya 1 noktalı Fourier dönüşümüne geleceğim. Fakat sağ ve sol tarafta gittikçe artan çarpanları elde ederim. Sağ tarafta sadece permütasyon matrisleri elde ederim. Sol tarafta bu şeyleri elde ediyorum. Bu I'lar ve D'ler böylece orada 32 vardı. Ve bunların her birinin maliyeti 32. Bunların her biri 32 maliyetli. Ve kaç tane olacak? Görüyorsunuz ki bu orijinal ayarlama için 32. Çünkü D'de 32 sayı var. Bir sonraki ayarlama için 32. Çünkü D'de 16 ve 16 daha var. Devam ediyorum. Ortadaki sayı hızlıca kayboldu. Bana kalan bütün bu ayarlamaların sayısı ve kaç tane çarpan kaç tane ayarlamam var. Log ne? 64, 32'ye bir adım, 16'ya bir adım, 8'e bir adım, 4'e 2 ve 1. 6 adım. O halde 6 tane ayarlamam var. 6 ayarlama çarpanı. Son olarak 6 çarpı 32 elde ederim. Bu benim son sayım. 64'ün karesi yerine 64'ün 2 tabanlı logaritması çarpı 64 aslında 64'ün yarısı. Böylece aslında son sayman log 2 tabanında ne? Bu 32. Ve 1 bölü 2. Böylece bu harika. Son derece önemli ve tatmin edici sonucu bir çerçeve için alabilir miyim? Bu hızlı Fourier dönüşümü n'ye n matrisle çarpılır. Ancak n kare adımda değil, halbuki 1 bölü 2 n log n adımda. Ve sadece saymayı yaparak tamamlarsak varsayalım, tipik bir durum 2 üzeri 10 olacaktır. Şimdiki halde n n'in karesi milyondan büyüktür. Bu 1024 çarpı 1024'tür. Ancak ne nedir? n nedir? n'nin yarısı nedir? Doğru şekilde yapıldığında yeni sayı nedir? Bu 1024 çarpı 1 bölü 2 ve logaritma nedir? 10'dur. Böylece çarpı 10 bölü 2 o halde 5 çarpı 5 çarpı 1024 bu 1024 çarpı 1024'tü. Matrisi uygun şekilde çarparak bu hesaba 200 kere azaltmış olduk. Bu 1000 çarpı neydi? Şimdi 5 çarpı neye azaltıldı? Böylece bir tanesini yapana kadar 200 Fourier dönüşümünü yapabiliriz ve Fourier dönüşümünün ortaya çıktığı bütün zamanlardaki reel bilimsel hesaplamalarda modern bilimsel hesaplarının ana adımlarının birinde 200 çarpanı kadar tasarruf etmiş oluyoruz. Böylece bu hızlı Fourier dönüşümünün temel fikridir. Ve bütün bu şeyin birim dik sütunlu özel bir matrisi dayandığını görüyorsunuz. Tamam. Bu aslında karmaşık sayılar içinde. Gelecek sefer gerçekten gerçek sayılara, öz değerlere ve öz döneceğim. Ve pozitif tanımlı matrislerin ana fikri ortaya çıkacak. Pozitif tanımlı matris nedir? Ve müthiştir ki bu ders pozitif tanımlılığa ulaşmış olacak. Çünkü bu matrisler uygulamalarda en çok karşılaştığımız matrislerdir. Tamam. Gelecek sefere görüşmek üzere. Teşekkürler.